Hilder'in ne konuştuğu vardı, ne dinlediği. Hilda'yı düşünüyordu. Şu sıra uyuyordur. Belki de uyumuyor. Yaröbert yanındaysa Berlin'de kaldı. İstasyonda Hilda'nın yanındaydı. Belki Hilda evindedir. Saat dokuzda gelmiştir eve. Yarım saat bekletmiştir Hilda salonda. Sinirli sinirli esneyerek yarım saat kitapları karıştırmıştır. Almanya'da gotik sanatı, Hilda üstündekini değiştirmiş, gök mavisiyle eleklerle süslü kimonosunu giymiş olmalı. Parfüm şişesinin cam tapasını boynuna, göğsüne sürmüştür. Odasından çıkmış, iri baygın gözleriyle Robert'e bakmıştır. Siz misiniz dostum? Sanki kendisini kimin beklediğini bilmiyormuş gibi. Sonra da bağırmıştır. Robert ne yapıyorsunuz? Şimdi de yakurt duyarsa diyordur. Üzülmesini istemem. Robert de acıyordur ona. Zavallı kurt. Hayır olamaz. Neden bu saçma hikayelerle kafamı yoruyorum? Hem de böyle bir gecede. Bütün bunları unutmak gerek. Richter konuşulanları dinlemeye zorladı kendini. Napolyon'un hakkından geldiler diyor donbaşı. Doğru ama o çağlarda insanlar post arabasıyla yolculuk ediyordu. Şimdi her şey motorluğa karar veriyor. Artık uzaklıkların kimseye korkuttuğu yok. Richter kuşkuyla düşünüyordu. Rusya'nın ne olduğunu bilmiyorlar. Bir ülke değil, bir dünya. İnsan gider gider de ucuna varamaz. Orada insanoğlu hiçliğinin bilincindedir hep. Savaş olmadan yolunu şaşırır. Ölürsün de kimsenin ruhu bile duymaz. Tabii Ruslarda bizdeki düzen yok. Garip adamlar onlar. Güvenilmez hiçbirine. Bir Rus'la konuşsan bir dakika sonra oynayacağı oyunu kestiremezsin. Bizi çiçeklerle karşılasalar şaşma. Delice savaşabilirler de oralarda bulundum ama acaba onları tanıyor muyum? Albay Vick de onları hiç tanımıyor. Bu yüzden yarı barışçı sızmadan söz etti. Bir Fransızı, bir İngilizi, bir Hollandalıyı anlamak mümkündür. Ama bunlar Asyalı. Püren'in kendisi bile Rus pastasından habersizdir eminim. Kalabalık oldukları gerçek diyordu Kara Fatma. Ama Çinliler onlardan kalabalık. Savaş aritmetik değildir. Teslim olan bir Fransız generali gördüm. Göğsünde tam 18 nişan vardı. Uyuz bir hali de yoktu. Ama Almanlarla kıyaslandığında sümüklünün biri kaldığını anlamış öküz gibi ağlıyordu. Ruslar karıncalardan da çok olabilirler ne önemi var. Bizim oyuncaklara karşı yaba ile savaşılmaz. Kazakların iyi atları vardır deniyor. Tanklarımız ortaya çıktığında uyuz beygirlerin halini görmek isterim. Aptal diye düşündü Richter. Ruslar Ruslarda tank olmadığını sanıyor. Ya Kuznix niye yarıyor? Düşmanımıza gereken değeri vermediğimizi mi sanıyorum? Yarı barışçı yolda sızma ne demek? Bir şey de söyleyemem. Ortalığı karıştırmakla suçlayabilirler. Hem bunları korkutmak neye yarar? Savaşın içindeysek yenmek gerek. Her şey biter o zaman. Aman Tanrım bir an önce bitse şu iş. Hilda seni bir yıl iki yıl beklerim demişti. Ama bir kadının içinden geçenler anlaşılabilir mi? Yenmeliyiz yenmemiz için düzenimiz de var. Gücümüz de. Şu kara Fatma gibi biri hiç durmaz. Düşünmediği için durmadan ileri atılır. Öldürürler. Kafasına koyduğundan yine de vazgeçiremezler. İşte bizim gücümüz burada. Yeneceğiz bu mu, muhakkak. Ama Rusya'dan herkes dönmeyecek. Ne önemi var? Führer her şeyi önceden düşünmüştür. Polonya, Fransa, Norveç, Termopiller. Bu adam savaşmasını biliyor. Ama kış bastırmadan Rusların içini bitiremezsek kötü. Rusya'nın kışı tam bir felakettir. Oraya kışın gitmedim ama büyük soğuklarını duydukça ürperirim. Richter Rom ister misin? Bordeaux'dan geliyor. Jamaica Romu. Richter bir işte maşrapanın yarısını devirdi. Kokusu güzel ama adam başını ağrıtıyor. Rus vodkası çok daha başka. Leş gibi kokar ama enfes bir karışımdır. İki maşrapa devir istersen. Ertesi sabah taptaze dinlenmiş. Yeni doğan çocuklar gibi kalkarsın. Motrasa'daki bir Rus lokantasındaki bir kere Rus vodkası içmiştim. Richter güldü. Her şey yerinde güzeldir. Ben vodkayı Sibirya'da içtim. Birden büyümüştü sanki. Hepsi saygıyla bakıyorlardı ona. Fransa seferine katılmış usta askerler bile Fransa'yı bilmeyen mi var? Oysa Richter esrarlı Rusya'yı gözleriyle görmüş. Kleper sordu. Kendini savunacaklar mı derin? Bak bunu bilmem. Ne kadar dikkat edersen o kadar az anlarsın Rusları. Moral birlikten yoksun insanlardır. Vodka içerken yüzlerini buruşturur, öksürür, söverler. Hepsine zorla kin yutturulduğunu sanırsın. Ama tuğla döşeyen Rus kızları gördüm. Akıl almaz bir görüntüydü. Parmakları kan içinde kalmış, tırnakları kırılmıştı. Düğüne gidiyormuşçasına neşe içinde gülümsüyordu yumurcaklar. İstediğin kadar kafanı kurcalar, Rusları anlayamazsın. Ama bizim gibi düzenli, tetikte değiller. Onları yamyamsı edeceğiz. Bunu herkes açıkça bilmeli.'' Kendilerini savunup savunmayacaklarını düşünmek neye yarar? Bu onların bileceği iş. Her iki halde de gireceğiz Moskova'ya. Yemin ederim ki bir kilo havyarı bir oturuşta zevkle yiyeceğim. Havyarı ekmeğin üstüne mi sürerler? Diye sordu Kara Fatma. Berlin'de ekmeğin üstüne sürerler ama Moskova'da kaşıkla yerler. Karıştırıyorsun sanırım. Tereyağı gibi. Ekmeğin üstüne sürdüklerini biliyorum. Nasıl yendiğini yakında görürsün. Ben havyarı kaşıkla yiyeceğim. Ya kadınları nasıl Polonyalardan çirkin mi? Her zevke göre olanı var. Çeşit çeşit aradığını iyi kötü bulursun. Kara Fatma bıyıklarını oynattı. İlk Moskovalı karıyı doğum günümde becereceğim. Ne gün doğdunuz diye sordu kelepre aceleyle. 8 Ağustos'ta. Kelepre hesapladı. 47 gün vardı. Düşünsene 47 gün. Bu işin 8 Ağustos'tan önce biteceğinden emin misin? diye sordu onbaşı. Eminim. Havyar'ın kaşıkla yendiğine inanmıyorum. Ama 8 Ağustos günü Moskova'da olacağımıza inanıyorum. Moskova'nın en güzel kızına iddiaya girelim istersen. Kendin hesapla. Günde 30 kilometre fazla yol sayılmaz. 8-10 günde toplanıp geri hatlarla bağlantı kurmakla geçsin. Harekat planını dikkatle inceledim ben. İnsanı arkadan vurmayı gösteririm onlara. Kleber sövüyordu ama saf gözleri korku doluydu. İnsanın başının derde girmesinin ne olduğunu görürler. Moskova'ya vardığımızda genç kızlarını ne hale sokacağım bakın. Zayıf gözlüklü felsefe öğrencisi genç hiç köşeye çekilmişti. Konuşanlardan uzak duruyordu. Diğerleri de ondan kaçıyorlardı. Suskunluğu, garip cevaplarıyla herkesi şaşırtıyordu. Diğerleri kafayı çekip kızlarla eğlenir, açık saçık hikayeler anlatırken o yakalım bir deftere yazı yazıyor ya da okuyordu. Bu adamın güldüğü görülmemişti. Kara Fatma'dan birlikteki arkadaşlarından nefret ediyordu. Arada bir rihterle konuşur, savaşın gelişmelerinden, nişten, Mısır mimarisinden söz ederdi. Turna adını takmışlardı ona. Gerçekten de kemerli burnu, upuzun kolları, kartal çığlığını andıran boğuk sesiyle Turna'yı hatırlatıyordu. Defterini bıraktı ve ''Moskova'ya, kız becermeye gitmiyoruz, fürenin sözlerini anlamadınız mı?'' Bundan böyle hepimizin bir tek nişanlısı var. Durdu sonra haykırdı. Ölüm. Klebert kuşkulu kuşkulu esnedi. Kara Fatma homurdandı. Senin bu nişanlının Rusları öpmesini tercih ederim. Kısa gece sona eriyordu. Uyumayan sadece kısa bir süre için dalan gökyüzü pembeleşiyor, canlanıyordu. Richter düşündü. Şurada ırmağın ardında savaş bizi bekliyor. Savaş üzerine ne çok kitap yazılmıştı. Yine de anlaşılmaz bir şey. Tıpkı aşk gibi. Bir yığın şey yazılıyor derken Hilda gibi. Saygıdeğer bir tüccarın kızı ortaya çıkıyor. İngilizce bilen, piyano çalan, eksiksiz bir genç kız. Sonra her şey alevler içindeki bir tankta gidiyormuşçasına korkunç bir oyun halini alıyor. Bu küçük ırmağın ötesinde buradakilerin eşi, kasvetli tarlalar uzanıyor. Tavuklar tıpkı bizimkiler gibi gıdaklıyor kadınlar su kovalarını sürüklüyor. Sap sarı saçlı çocuklar topların çevresinde birikiyor. 40 dakika sonra her şey başlayacak. Richter bu son saatin tarihi uzantısını anlamaya çalışıyordu. Dev bir olaya katılıyorum. Torunlarımın torunları benim hikayemi okuyacaklar. Ama düşünceleri dağılıyordu. Bir Hilda'nın yatak odasını görüyordu. Karma karışıktı da. Bir uçsuz bucaksız yemyeşil ovayı görüyor. Başı dönüyordu. Bu Rom gerçekten zehir gibi. Klepper karşılık verdi. Ben ağzına kadar dolu bir maşrapa içtim. Bir şey olmadı. Tam asker içkisi. Moskova'da senin meşhur vodka'nın atadına bakacağım. Ama Ruslar adamın başının belaya girmesinin ne demek olduğunu öğrenecekler. Yavaş ol yavrum. Çelik çomak oynamıyorsun. Bunun adına savaş derler. Kara Fatma. Kleper gibi bir sümüklünün Bovis önlerinde kendini nasıl ölümün kucağına attığını hatırladı. Neşelenen askerler Moskova'dan kızlardan söz ediyorlardı. Diğerleri de bağırmak için bağırıyorlardı. Gün doğunca korku dağılacak, yola çıkılacaktı. Turna yine köşeye çekildi. Defterini açtı. Aydınlanan gökyüzünde soluk kasvetli görünüşlü bir yeşil fişek yükseliyordu. Richter Hilda'nın gözlerini hatırladı ve kirpiklerini kırpıştırdı. Köyün horozları birbirlerini çağırıyorlardı. Krafatma bütün gücüyle bağırdı. Bir, iki. Vasya kıştan beri Minsk'te çalışıyordu. Natasha birden yazı geçirmeye Minsk'e gönderildiğini söylese kendisine kim inanırdı? Öylesine bir rastlantı oluverdi işte. Ayrıntılara girdikçe uydurduğu daha iyi anlaşılıyordu. Yemiş bahçelerinin ilaçlanmasında kullanılan uçakların sözünü ediyordu. İyi güzel ama bu iş için Minsk'e gitmek neden? Dimitri Alekseyevich önce ilgiyle dinlemiş sonra basmıştı kahkayı. Natasha beni enayi mi sanıyorsun? Ben de aptal gibi durmuş seni dinliyorum. Epey oluyor sana söyledim hoşuma gittiğini oğlanın. Senin de hoşuna gidiyormuş. Öyleyse bütün bu numaraların gereği yok. 21 yaşındasın reşit oldun sanıyorum. Natasha bir kahkaha attı da hiç inanmayacaktı. Kendi kendine hasetime dayanamadı diyecekti. Can sıkıcı bir durumda bu aslında. Gerçekten dayanamamış da olabilirdi hani. Duygusuzluk numarası yapmanın alemi yoktu. Ne isterse düşünsün. Hiç olmazsa onu görecekti. Aklından geçeni söyleyebilirdi. İnsan her kelimeyi onun ağzından cımbızla çıkarmak zorundaydı. Ama eninde sonunda durumu anlamak gerekiyordu. Evet ya da hayır. İşin en garip yanı Natasha'nın doğru söylemesiydi. Gerçekten Natasha'yı Minsk'e yolluyorlardı. Tıpkı peri masallarındaki gibi akıl almaz bir fırsat. Üç şehirden birini seçmesi söylenmişti. Bunlardan biri Minsk olabilirdi. Dimitri Alekseyevich, Napoli'ye gidecekmiş gibi seviniyor dedi. ''Yüzün bir şey gizlemiyor, içinden geçen her şeyi açığa vuruyor. Hiç olmazsa babanla dalga geçerken kendini tutup ciddi görünmeye çalışmalısın. Haziran ayı yemyeşil ve sıcaktı. Vasya sevgisini açığa vurma zamanı geldiğini anlıyordu. Natasha boşuna gelmemişti. Burada daha kolay olacaktı. Ne annesi vardı, ne Dimitri Alekseyevich. Soru soracak kimse yoktu ortada. Durumu kendilerine mektupla bildiririz. Olur biter. İyi ama Natasha ile nasıl konuşmalı? Vasya düşünüyor, Sergei'ye gıpta ediyordu. Abi hiç şaşırmazdı. Tam bir hatipti o. Vasya iki gün düşündü. Sonra cafcaflı sözlerden vazgeçmek gerektiğine karar verdi. Aşktan söz etmeye başlarsan Natasha yüzüme gülebilir. Kendini tiyatroda mı sandın? Aşktan vazgeçmek gerek. Kitaplara yaraşır aşk. Titreşen kanatların sesini duyuyorum. Bu mısralar Dimitri Alekseyev için hoşuna gitmişti. Ama sevgimi bu yoldan açmaya kalkarsam gülünç olurum. Mayakovski genç kızlarla herhalde başka türlü konuşuyordu. Belki duygulardan hiç söz etmezdi bile. En iyisi beraber yaşayalım demekti. Hayır bu kadar kabalık olacaktı. Benimle sonuna kadar oturmayı ister misin diye sormak da çok çapçaflı. Neden sonuna kadar? Yine tiyatro. Vasya Söyleyecek Söz Bulamadı Ama Her Şey Kendiliğinden oldu. Natasha'nın Gözleri Şeytanca Parıldıyordu Vasya Ona Sen Bir Küçük Şeytansın Dedi Utanan Genç Kız Bir Köşeye Büzüldü Vasya Onun Oradan Çekti Birden Sarıldı Deliler Gibi Gülüyor Pişiyor El Ele Tutuşmuş Odan içinde Dolanıyorlardı Sonra Vasya Natasha'yı Havaya Kaldırdı Tüy Gibi Hafifsin Dedi Natasha'nın Cevabı Görürüz Oldu ya kötü huylarım varsa? Sonra kıkırdadı. Kötü huyuna kendini de gülüyordu. Mutluluklarının tamlığı ikisini de susturdu. İşte buymuş diye düşündü Natasha. Hiç de söylendiği gibi değil. İnsan aklını kaçırabilir. Vasya, Natasha'nın utana sıkıla karşısına çıktığını hatırladı. Gülmeye başladı. Ne dediğini söyleyeyim mi? Yemin ederim ki meyve bahçelerinin ilaçlanması için geldim, dedin. Natasha dudaklarıyla Vasya'nın ağzını kapadı. Pazarı birlikte geçireceklerdi. Doğan gün onlara şaşırtıcı gecenin bir uzantısı geliyordu. Tedirgindiler ya Natasha ya da Vasya. Bana niye öyle bakıyorsun? diyordu. Dönsene. Bir saniye sonra her şeyi unutup öpüşüyorlardı. Natasha çay yaptı. Ev hanımı rolüne büründü. Sana reçel alacağım. Ne kadar sevdiğini. Eve geldiğinde tabağına üç kere reçel aldığını görmedim mi sanıyorsun? Vasya yaptığı binaları Natasha'ya göstermek istedi. Hem güneşli hem de rüzgarlıydı ortalık. Vasya'nın kravatı dalgalanıyordu. Natasha etekliğini iki eliyle bastırmak zorundaydı. Ne rüzgar, ne rüzgar. Evet ama hava çok sıcak değil. Sonra istersen ormana gideriz ha. Yeni evlerden söz ediyordu Natasha'ya. Bu süsler hoşuma gitmiyor ama yapacak şey yok. İnşaat malzemesi kötü. Kötülüğünü gizlemek zorundayız. 2-3 yıl sonra elimizde iyi malzeme olacak. O zaman evler daha sade yapılabilir. Natasha kaşlarını çattı sonra gülümsedi. Vasya, söylediklerinden bir şey anlamıyorum ama iki, üç yıl sonra göreceksin. Her şeyi anlayacağım. Malzemen düzeldiğinde karın da sana layık bir eşi olacak. Konuşmadan mutluluğun tadını çıkararak yürüyorlardı. Birden adamın bir Vasya'nın koluna yapıştı döndü. Meslektaşı Lipetski'ydi bu. Şimdi konuşacak. Almanlar açıkladılar. Açık bir pencereden molotofun sesi geldi. Sonra konuşmanın yerini müzik aldı. Natasha ile Vasya şaşkın şaşkın oldukları yerde donup kalmışlardı. Dünya fokur fokur kaynayan kocaman bir kazan gibiydi. Sinirden kıpkırmızı kesilen Dimitri, Alexeyevich "Barbarlar" diyordu hep. "Ah, barbar herifler! Polonya'da, Litvanya'da savaş başlamıştı bile." Richter acık okullar salan kayın ağacı dallarıyla gizlemişti topu. Heidelberg'te Şişko, Gert'e heyecandan boğulacak gibiydi. John G. bugünlerden birinde Moskova'yı alacaktı. Berlin'de şarkılar söyleniyor, naralar atılıyor. Zafer bildirileri bekleniyordu. Uzaklarda, kuzeyde bir yerde, Osip haykırıyordu. Alçak faşistler, kahlehçesine. Valya yüzünü yastığa kapadı. Ağlıyordu. Paris'te millet, Maria, şimdi faşistler hapı yuttu diyordu. Ruslar buraya gelecek anlıyor musun? Nivel defterine yazıyordu. Zarlar atıldı. Ya onlar ya biz. Litvanya ormanlarında motosikler gürültüyle ilerliyordu. Beyaz Rusya köyleri alevler içindeydi. Yaralı bir küçük kız. Anne diye ağlıyordu. Moskova'da radyo evinde biri haykırıyordu. Ya programlar ne olacak? Şarkı çalalım. Alt üst olan şehirler barıştan, bahçelerden, bülbüllerden ve mutluluktan söz eden şarkılarla doluydu. Toplar gümbür diyordu. Çatırtı yükseliyor, gitgide büyüyordu. Her şey yüzünden okunan, yeryüzünde niçin yaşandığını yeni öğrenen minik Natasha olduğu yerde kalmış. Kımıldanamıyordu. Alın yazısı. insanların, Rusların, bütün dünyanın alın yazısı onu eziyordu. Çevrede herkes bağırıyordu. Sefiller, biliyordum böyle olacağını. Hep her şeyi önceden bildiğini söylersin. Hiç haber vermeden ah alçak herifler. İyi ama Alman işçileri ne güne duruyor? Şimdi harekete geçecekler. Yeneceğiz demişti. Burası Fransa değil olmayacak da. Uçakların gelmesinden korkuyorum. Savaş uzun sürer mi dersin? Yeni silahlarla. Bizimkiler sınırı geçmişlerdir. Seni askere alacaklar Mişa. Anne herkes sana bakıyor. ''Uçakların Minsk'e saldırmasından korkuyorum.'' ''Korkmayın. Bizimkiler yaklaştırmaz onları.'' ''Kaynaklarımızın tükenmeyeceğini bilmiyorlar mı?'' ''En kötü yerde oturuyoruz. Tam elektrik santralinin yanında.'' ''Askeri komiserliğe gidiyorum.'' ''Felaket.'' Vasya şantiyesine Natasha da üniversiteye kaldığı yurda döndü. Ayrılacakları sıra Natasha ''Ne garip'' dedi. ''Tam da bugün.'' ''Natasha ne olursa olsun artık ölünceye kadar beraberiz.'' Vasiya artık bu sözleri söylemekten çekinmiyordu. Arkası yarın.